Birden çok cismi tek bir kütle gibi ele alma yönteminin ne kadar kullanışlı olduğunu bu örnekle daha iyi anlayacaksınız. Zor gibi görünüyor, değil mi? 9 kilogramlık bir kütle bir ipe bağlı. İp bir makara üzerinden geçerek eğik düzlem üzerinde duran 4 kilogramlık başka bir kütleye bağlanıyor. Düzlemin eğimi 30 derece. Hadi işi biraz daha zorlaştıralım ve diyelim ki düzlemle 4 kilogramlı kütle arasındaki kinetik sürtünme kat sayısı 0,2. Yani sürtünmeyi ihmal etmiyoruz. Bu soruyu zor yoldan çözmeye çalışırsanız, çözersiniz çözmesini ama zorlanırsınız. Her iki kutuyu Newton'un ikinci yasasına göre ayrı ayrı analiz etmeye kalkarsanız, işin içine bir sürü denklem, bir sürü bilinmeyen girer. Oysa bu iki kutu aynı anda ivmelenmek zorunda olduğu için, daha doğrusu en azından ivmelerin büyüklükleri aynı olacağı için sistemin ivmesinin büyüklüğünü kolay yoldan hesaplayabiliriz. Bu 4 kilogramlık kütle belli büyüklükteki bir ivme ile bu yönde hareket edecek. 9 kilogramlık bu kütle ise bu yönde ivmelenecek. Ve ip kopmayacağı veya esnemeyeceği için bu ivmelerin büyüklükleri birbirine eşit olacak. Dolayısıyla biz bu hileye başvurarak tüm sistemi tek bir cisim gibi ele alabiliriz. Ve o tek cismin ivmesi sadece kendisini etkileyen dış kuvvetlere ve cismin toplam kütlesine bağlıdır. Diyelim ki 4 kilogramlık bu kütlenin ivmesinin büyüklüğünü merak ediyoruz. Bakın 9 kilogramlık bu kütle 4 kilogramlık bu kütleden çok daha büyük. O halde sistem bu yönde ivmelenecek. Buna pozitif yön diyelim. Birden çok cismi tek bir cisim gibi ele alma yönteminin tek gıcık tarafı hangi yönü pozitif olarak belirleyeceğimizi kestirmek diyebiliriz. Bu bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Halbuki hareketin yönü bu. Ve biz hareket yönünü pozitif kabul ediyoruz. Zor değil yani. Şimdi değerleri yerlerine yazıp ivmemizin büyüklüğünü bulalım. Bu yönde etkiyen kuvvetleri pozitif, ters yönde etkiyen kuvvetleri de negatif alacağız. Hadi başlayalım. Paya yazacağız? sistemi harekete geçiren kuvvet hangisi? Sistemi harekete geçiren kuvvet, 9 kilogramlık bu kütleyi etkiyen yer çekimi kuvveti. Tüm sistemi bu kuvvet hareket ettiriyor. Kütleleri serbest bıraksak, buradaki yer çekimi kuvveti sayesinde sistem bu yönde hareket eder. O halde yazalım. 9 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. İşareti de artı çünkü bu kuvvet sistemi hareket ettirmeye çalışıyor. Sistemi hareket ettirmeye çalışan başka da kuvvet yok zaten. Şimdi sistemin ivmelenmesine karşı koyan kuvvetleri bundan çıkartacağız. Sistemin ivmelenmesine direnen kuvvetler hangileri? Mesela 4 kilogramlık bu kütleye etki eden yer çekimi kuvveti. Sistemin ivmelenmesine direniyor ama tamamı değil. Çünkü 4 kilogramlık kütleye etkiyen yer çekimi kuvvetinin yönü doğruca aşağı yönlü. Oysa bizi sadece bu bileşen ilgilendiriyor. Yani sistemin bu yönde ivmelenmesine direnen bileşen. Nedir bu bileşenin değeri? MG sin tetadır. Pek tanıdık gelmediyse eski videolara dönüp eğik düzlem konusuna bir göz atmanızı öneririm. Bir eğik düzlemde düzleme paralel olarak yokuş aşağı yönü işaret eden bileşen MG sin tetadır. İşte bu bileşeni paya eksi olarak yazıyoruz. Eksi 4 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare yani G çarpı açının sinüsü yani sinüs 30. Kesir çizgisini biraz daha uzatalım çünkü sistemin hareketine karşı koyan kuvvetlerimiz daha bitmedi. Bir tane daha kuvvet var, sürtünme kuvveti. Sürtünme kuvveti de sistemin hareketine karşı koyuyor ve o da bu yönde etkiyor. Ama Mg sin sintetaya eşit değil. Neye eşit? Kinetik sürtünme kuvveti formülünü yazalım. Fs eşittir, μk çarpı Fn. μk'yı biliyoruz, 0,2. Ama burada dikkatli olmak lazım. Fn Mg'ye eşit değil. Çünkü unutmayın eğik düzlemde normal kuvvet bu yöndedir. Yani eğik düzlemde normal kuvvet yer çekimi kuvvetinin tamamını karşılamaz. Yer çekimi sadece düzlemedik olan bu bileşeni karşılar. Büyüklüğü de mg kosinüs tetadır. Eğik düzlemde durumlar böyle. Dediğim gibi bunlar hiç tanıdık gelmiyorsa geriye dönüp eğik düzlem videolarımıza göz atabilirsiniz. Yer çekimi kuvvetinin düzleme doğru olan bu bileşeni mg cos teta şeklinde açıldığını göreceksiniz. Dolayısıyla normal kuvvetimiz de mg kosünüz teta oluyor. Çünkü düzleme dik herhangi bir ivmelenme söz konusu değil. Sonra bunu 0,2 ile çarpıyoruz. Buraya normal kuvvetin veya yer çekimi kuvvetinin dik bileşeni değil, Yüzey ile kütle arasındaki kinetik sürtünme kuvvetini yazacağız. Burada 0,2 yüzey dik olan bu kuvveti yüzeye paralel olan sürtünme kuvvetine dönüştürüyor. Sürtünme kuvveti normal kuvvete bağlı bir kuvvet. Normal kuvveti o nedenle yazmamız gerekti buraya. Yazıyoruz. Eksi 0,2 çarpı 4 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Bunu da açının kosinüsüyle çarpmamız gerekiyor. Açımız malum 30 derece evet. Son olarak tüm bunları toplam kütlemize böleceğiz. Çünkü sistemi ivmelenmin çünkü sistemi ivmelendirmeye veya durdurmaya çalışan başka kuvvetimiz kalmadı. Toplam kütlemiz 13 kilogram. Bu noktada itiraz edebilirsiniz. Bir dakika, burada bir gerilme kuvveti yok mu? Onu neden hesaba katmıyoruz diye sorabilirsiniz. İp gerilmesi bir iç kuvveti olduğundan katmıyoruz ve tüm sistemi tek bir cisim gibi ele aldığımız bu yöntemi cazip kılan şey zaten iç kuvvetlerle boğuşmak zorunda kalmamamız. Evet, burada bir ip gerilmesi var ama burada da bir ip gerilmesi var. Bu taraftaki gerilme harekete karşı koyuyor çünkü harekete zıt yönde. Buradaki gerilme ise harekete yardım ediyor. Bakın, bunlar iç kuvvetler. İç kuvvetler birbirini götürür. Gerilme hesabına katmamamızın nedeni bu. Bu kurnazca yöntemin getirisi de o zaten. İki kütleli bu sistemi tek bir cisim gibi ele almamızı mümkün kılıyor. Böylece iç kuvvetleri görmezden gelebiliyoruz. Çünkü tek bir cisim dahilindeki iç kuvvetler daima birbirini götürüyor. Evet artık eşitliğimizi çözebiliriz. Hesaplarsak sistemin ivmesini 4,75 metre bölü saniye kare olarak buluruz. Demek ki 4 kilogramlık bu kütle eğik düzlemde yukarı doğru 4,75 metre bölü saniye karelik bir ivme ile hareket ediyormuş. 9 kilogramlık bu kütlenin aşağı yönlü ivmesinin büyüklüğü de 4,75 metre bölü saniye kareymiş. Şimdi bu içsel kuvvetlerin büyüklüklerini bulmak istersek unutmayın bu kuvvetler var. Biz görmezden gelebilirdik çünkü tüm sistemi tek bir kütle olarak kabul ettik. Halbuki soru ip gerilmesini hesaplayınız da diyebilirdi. Ki genelde sorunun ikinci kısmı bu şekilde gelir. Sonuçta bu problemdeki ip gerilmesini bulmak istiyor olabiliriz. Hatta bulmak istiyoruz. Bunun için 9 kilogramlı kütleyi tek başına ele alalım. Şu an sadece 9 kilogramlı kütleyle ilgileniyoruz. Bu kütle etkileyen ip gerilmesi nedir? Diğer kuvvetler hangileridir? Kolayca bulabiliriz. 9 kilogramlı kütlenin ivmesi bu kütleye etki eden net kuvvetin kütleye bölümüne eşittir. Tekrar ediyorum, şu an sadece 9 kilogramlı kütleyle ilgileniyoruz. İki kütleli sistemi tek bir cisim gibi ele alma yönteminden artık çıktık. Bu yöntemi kullanarak ivmenin büyüklüğünü kolayca hesaplayabildik. İvmeyi biliyoruz, tamamdır bu yöntemle işimiz bitti. Şimdi bir iç kuvveti bulmaya çalışıyoruz ve bunun için sadece 9 kilogramlı kütle ile ilgileniyoruz. Bu kütlenin ivmesi ise 4,75 değil, eksi 4,75 metre bölü saniye kare. Çünkü artık aşağı yön negatif, yukarı yönü pozitif kabul ediyoruz. Genelde böyle kabul edilir. Yani bu ivme değerini negatif olarak yazdık. Çünkü 9 kilogramlık kütle aşağı doğru ivmeleniyor. Eşittir. Evet, 9 kilogramlık kütleye etkiyen kuvvet nedir? Aşağı yönü negatif kabul ettiğimize göre, yukarı yönlü ip gerilmesi pozitif olur eksi 9 kilogramlı kütleye etkiyen yer çekimi kuvveti. Yani 9 kilogram çarpı 9,8 metre bölü saniye kare. Bunu 9 kilograma bölüyoruz. Dikkat edin, toplam kütleye bölmüyoruz. Tüm sistemi tek bir kütle olarak kabul etme işini geride bıraktık. Şu an sadece tek bir kütle ile ilgileniyoruz. Newton'un ikinci yasasını uygularken kullandığımız eski yöntemimize geri döndük. Çünkü yukarı yöne pozitif, aşağı yöne negatif dedik. Ve sadece bu 9 kilogramlı kütleyi etkiyen kuvvetlerle ilgileniyoruz. Bunların artık hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Çünkü hiçbiri doğrudan 9 kilogramlı kütlemize etkimiyor. Bizim işimiz 9 kilogramlı kütleyle. Evet, bu eşitlikten ip gelmesini çektiğimizde 45,5 Newton sonucuna ulaşıyoruz. Bu kuvvet 9 çarpı 9,8'den daha küçük bir kuvvet ki daha küçük olmak zorunda. Bu kütle aşağı doğru ivmelendiğinden net kuvvetin aşağı yönlü olması gerek. O yüzden ip gerilmesi bu kütleye etki eden yer çekimi kuvvetinden daha küçük olmak zorunda. Özetlersek, bir kütleler sistemini tek bir cisim olarak ele almak, sistemdeki kütlelerin ivmelerini bulmak için muazzam bir yöntemdir. Sistemin ivmesini bulduktan sonra Newton'un ikinci yasasını kullanarak her bir kütleye etki eden iç kuvvetleri hesaplayabiliriz. Ve bu noktada artık tüm sistemi tek bir kütle olarak ele almayı bırakıp burada yaptığımız gibi tek bir kütleye odaklanmamız gerekir. Bu sayede ip gerilmesi gibi içsel kuvvetleri bulabiliriz.